Baba bu top deri biliyor musun? İki haftalık harçlığımla aldım. Bununla şut vurdum mu kimse tutamıyor. Oğlum senin futbol topun vardı zaten. Neden bir tane daha alıp paranı israf ediyorsun? Evet Kekocuğum, paranı bu şekilde israf etmemelisin. Kekocuğum, ekmeğini ve tabağını bitir, bak yoksa israf olacak. Keko, neden odanın ışığını açık bırakıp çıkıyorsun? Hep böyle unutuyorsun. Bu yaptığın israf ama. Kekocuğum, beş dakika boyunca dişini fırçaladın ve suyu hiç kapatmadın. Neden suyu israf ediyorsun? Babacım, yeşil spor ayakkabıları alabilir miyiz? Çok güzeller. Ama Kekocuğum, senin zaten üç tane ayakkabın var. İhtiyacın olunca alırız. Paramızı israf etmeyelim. Daha hayırlı işler için kullanırız. Kekocuğum bu kadar uzun süre bilgisayar başında kalmamalısın. Vaktini israf ediyorsun ama. Keko, israf keko, israf keko. Aa bir dakika durun bir dakika. Herkes dursun lütfen bir dakika. Biri bana şu israfın ne olduğunu anlatabilir mi? Herkes israf diyor. Ama ben bir türlü bu israfı anlamıyorum. Kimdir bu israf? Nereden gelmiş? Ne istiyor benden? Hmm. Evet, haklısın. Tamam, gel bakayım. Şöyle anlayacağın bir dilde anlatmaya çalışayım. Evet kekocuğum, şimdi şöyle düşünelim. Bir insan bir ya da iki kova suyla yıkanırsa temizlenebilir değil mi? Hmm, evet, herhalde temizlenir. Peki bu insan beş altı kova su kullansa ne olur? Hmm, suyu boşa harcamış olur. Evet, işte israf da böyledir. Yani bir insan ihtiyacı olandan fazlasını kullanırsa ya da boşa harcarsa israf olur. Ama benim bir telefonum bile yok. 2 3 tane de istemiyorum ki israf olmasın. Keko, bunun konumuzla ne alakası var? Evet Kekocuğum. Bunun konumuzla pek alakası yok ve konumuza dönecek olursak dinimize göre israf haramdır. Evet. Çünkü Allah Kur'an'da bizleri şöyle uyarıyor. Bismillah. Yiyiniz içiniz fakat israf etmeyiniz. Çünkü Allah israf edenleri sevmez diyor. Bakın size bir örnek vereyim. Bir gün peygamberimiz bir sahabenin abdest alırken suyu fazla kullandığını görür ve bu israf nedir diye sorar. Bunun üzerine o sahabe, abdeste israf olur mu diye karşılık verir. Peygamberimiz de, evet, akan bir nehrin kenarında bile olsan, ihtiyaç olandan fazla kullanman israf olur demiştir. Aa evet çok doğru. Bu bana kutlu doğum mitingini hatırlattı baba. Kalabalıklar arasında bir amca abdest alırken dikkatimi çekmişti. Sadece küçük bir su şişesiyle abdest almıştı ve ona yetmişti. Çok şaşırmıştım. Evet, aynen öyle kızım. Anlaşılan o amca da hadisi duymuş ve uygulamış. O da bir şey mi? Ben bir keresinde hiç su kullanmadan abdest almıştım. Nasıl yani? Bilmiyor musun sen? Tabii ki tekeyyümle. Tekeyyüm mü? Hayır ya, teyekküm, teyekküm. Yoksa ette hıyatı müydü? Hı, hmm, tamam tamam anladım teyemmüm. Bunu mu demeye çalışıyorsun? Teyemmüm. Evet işte teyemmüm. E ben de onu diyorum. Hiç su kullanmamıştı. Toprakla aldık sadece değil mi baba? Kekocuğum o başka. Onu su bulamadığın zaman yaparsın. Su varsa teyemmüm alamazsın. Neyse bak konuyu değiştirdin yine. Evet teyemmümü de hatırladık Kekonu sayesinde. Şimdi Tekrar konumuza dönmek gerekirse unutmamak lazım ki israfın diğer insanlara ve canlılara da birçok zararı var. Nasıl yani? Mesela aynı örnek üzerinden gidelim. Suyu gereğinden fazla harcamak ileride kuraklığa sebep olur. Kuraklık olursa da bitkiler yeşermez. Bitkiler yeşermezse meyve yetişmez. Ekmek ve sebze bulamayız. Dünyada su bulamayan milyonlarca insan var. Bir de onları düşünmeliyiz. Mesela kağıtları gereksiz yere kullanırsak, kağıtlar ağaçtan yapıldığından daha fazla defter yapmak için daha fazla ağaç kesmek zorunda kalacaklar. Ağaçlar azalırsa oksijen de azalır, yağmurlar da. Ağaçlar biterse her yer çöl olur. Mesela ekmeklerimizi yarım bırakıp makarnamızı bitirmezsek ya da yemeğimizi çöpe dökersek nimete nankörlük etmiş oluruz ve israf etmiş oluruz. İsraf edeni de Allah sevmez. Allah'ın sevgisini de kaybetmiş oluruz kekocuğum. Hem dünyada milyonlarca aç dolaşan insan var. Onları da unutmamalıyız. Oo, ne çok israf varmış. Sadece bunlarda değil kekocuğum. Birkaç örnek de ben vereyim. Zamanı boş ve faydasız şeylere harcamak zaman israfı. Boş konuşmak ve gevezelik konuşma israfı sağlığına dikkat etmeyip hasta olmak beden israfı. İşte buna benzer şeyler de israftır aslında. Desenize bunları öğrenmezsem ben israf olacakmışım. Neyse ki öğrendim ve hiçbir şeyi boşa harcamamaya çalışacağım inşallah. İnşallah ki kocu. İnşallah. Ne çok zamanını boşa harcıyorsun sen bakayım. Gel de sana bir şeyler öğreteyim. Öyle boş oturup emzik emmekle olmaz. Israf! Israf!